Merhaba. Sokaktaki adam Suat Oktay Şanocak eline mikrofon aldı ve vatandaşa gidişatı soracak. Gidişata paralel sormak istediğim başka bir şey var. Kızlarımız, hanımlarımız ne soruyorsunuz? Bize ne sormak istersiniz dedi. Ben de ne sorayım ablama dedim. Gidişatı soruyoruz. Önce gidişatı soruyoruz vatandaşa. Sokağın nabzı kamerayı kullanıyor ve sokaktaki adam olarak bu video, bu raporda sokaktaki adamda yayınlanacak. Şimdi güzelim, yaşın kaç bilmiyorum. 25 yaşındayım. 25 yaşındasın. Yani sen 2 yaşındaydın. Mevcut iktidar, Sayın Erdoğan iktidara geldiği günden bu yana. Bunca süreç içerisinde sen başka bir siyasetçi görmedin. Kendini evet. Bildiğin bileli. Bu geldiğimiz durumdan, Türkiye'nin geldiği bu durumdan memnun musun? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. 25 yaşındayım ve istediğim birçok şeye erişemiyorum. Onun sebebi... Mesela ne istiyorsun da erişemiyorsun? Şöyle, ben işsizim. 3 üniversite mezunuyum. İş üç bulamıyorum. Üniversite. Evet. Arkadaşlar, 3 üniversite mezunu kızımız 25 yaşında ve iş bulamıyor. Senin gibilere diyorlar ki iş beğenmiyorsunuz. Diyorlar. Hayır, iş beğenmemekle alakası yok. Yani ben çocuk bakıcılığına bile başvuruda bulundum. Ona bile kabul edilmedim. Sebebini bilmiyorum. Sen ne iş arıyorsun ki sana İngilizce? Yani şöyle söyleyeyim. Ben dış ticaret mezunuyum. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler mezunuyum. Şu anda da çocuk gelişimi okuyorum. İki bölümden de istediğim şekilde iş sahibi olamıyorum. Bunun sebebinin dil olduğunu söylüyorlar. Evet, farkındayım. Ama şöyle de bir şey var. Sen beni işe almazsan eğer ki, bana bir istihdam sağlamazsan, ben nasıl kendim deneyimleyip daha iyi yerlere gelebilirim? Bunu bilmiyorum açıkçası. İş tecrübesi arıyorlar diyorsun. Evet, kesinlikle iş tecrübesi arıyorlar. Bu konudan çok muzdaribim ki benimle yaşıt ve benden büyükler olmak üzere bence herkes bu konuda muzdarip. 17 bin lirayla artık hani tek kişi çalışıyorsa ve 4 kişi bulunuyorsa bir ailede asla geçim sağlayamıyorlar. O da şundan kaynaklı. Kiralar zaten almış başını gitmiş durumda. Bir market alışverişine çıkıyorsun 1000 lira, 2000 lira. O da hiçbir şey almasan, yani temel ihtiyaç. Diş fırçası, diş macunu, temizlik malzemeleri. Yani yiyecek ihtiyaçlarını aldığında zaten bu kadar parayı ödüyorsun. Üstüne ev kirası veriyorsun. Faturalar zaten almış başını gidiyor. Asla ve kata hani geçinebildiklerini düşünmüyorum. Ancak şöyle geçinebilir. Bir anne, bir baba, ikisi birlikte çalışıyordur. Bir tane çocukları vardır. O da çok zor. O da özel ben anneyim. Kızınız mı? Evet. Evet. Siz çalışıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. EYT'den ben de muzdarip olanlardanım. Bir güne 17 gün beklemekte olan insanlardanım. Şimdi biraz daha hayat şartlarını zorlamaya çalışıyoruz. Eşim de ben de çalışıyoruz. Ama her ailede, her bireyin 18 yaşını aştıktan sonra kendi kazancını sağlamakla yükümlü olduğu bir devire geldik. Önceden anne veya baba çalıştığında evlatlarını yetebiliyorlardı. Şimdi o olmuyor. Kesinlikle olmuyor. 3 üniversite bitirdim dedi. Evet. Sen 2 bitirdin de 1'i okuyor musun? Şöyle 3. okuyorum, evet. 3 tane bitirmedin. Evet. Şeyler var, A101 var, bak marketler var, üniversiteler artık oraya eleman yetiştiriyor. Şöyle ki. Aynen öyle. Girip çalışabilirsin girdim, yani. Girdim. Şuradaki El Sıva'da da çalıştım daha öncesinde. Çalıştık her tarafta. Oradan. Asiva 2'de çalışmış arkadaşlar, bizde reklam serbest. oradan niye da bıraktın? Ben bırakmadım. İşten çıkarılma sebebim şu şekilde. Zaten bir sağlık problemim var şu an hali hazırda. Daha öncesinde de market sektöründe şöyle bir durum söz konusu. Evet, hani kazancın var mı? Var. Ama orada çalıştığında kadınlar biraz daha hor görülüyor. Örnek veriyorum, sevkiyatlar geliyor. Sen bunu tek başına yapmak zorundasın. Ve ben de şu sebepten ayrılmıştım açıkçası. Benim müdürlerim tarafından ben bir zorbalığa uğrandım. Mobbing. O sebepten, evet, o sebepten dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Tamam. Şimdi Türkiye'nin gidişatı iyi değil. Kendinizin mi kiranı? Şöyle söyleyeyim, ben kredi ödüyorum. Artık 5-6 ayım kaldı. Krediyle ev aldınız. Krediyle 10 yıl önce bir ev aldım, şükürler olsun. Ancak şöyle, yani artık o da yok. Bizim genç nesle o şans da yok. Şimdi bizden sonrakiler, iki kızım var benim. Bir yerde okuyor. Okuyor. Sen de okuyorsun. Evet. Evet. Açıktan okuyorsun bu kanalı. Evet. Valla Allah kolaylık versin. Amin. Yani, Allah herkesin bizim de yardımcımız olsun. Ama işte sizin gibilere, işte birileri diyecek diye. Siz şükretmiyorsunuz, nankörsünüz, sabretmiyorsunuz diyecek. Onun cevabını da ben şöyle vermek istiyorum. Tevekkül ediyorum Allah'a, çok şükür sağlığım yerinde. Annem babam hayatta, ufak problemlerden yani, dolayı hastane kontrolünden dolayı işten çıkartıldı. Rutin evet. Kontrolden dolayı işten çıkartıldı. Yani öyle ölümcül çok şükür evet. Bir şeyim yok. Allah'a çok şükür. Tevekkül de etmesini biliyorum. Ama insanlar şöyle Allah Allah diyerek de pek bir yere gelinmiyor açıkçası. Son sorumu soruyorum sana. İmkanın olsa yurt dışına gitmeyi kesinlikle.
Kesinlikle yani şu an ailem bana dese ki okey gidebilirsin, kesinlikle ben burada durmam. Onun sebebi de dediğim gibi işsizlik başta geliyor. Diğer ikincisi de ülkedeki aslında Türk vatandaşları pek bir değer görmüyor bana göre. Bu sebepten dolayı ben gitmek isterim. Ama bizim röportajları izlemiyorsun, izlemeni tavsiye ederim. Son yayınladığım röportajda bir tane vatandaş dedi ki Suriyeliler olmasa Türk millet ağacı alır. Yok öyle bir şey. Yok, hiçbirimiz inanmıyoruz buna. Tabii ki hani onlar da dışlamayalım. Onlar da Allah'ın kulları. Ama sonuç olarak bizim vatandaşımız... Tabii ki, mazlum olanlarını koruyalım evet, da. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. 13 yıl sürmez yani. Tabii. Bizim milletimiz o kadar sahip çıkılmıyor. Benim evet. Sokakta yatan insanım daha fazla. Benim mazlumum daha fazla. Türkiye'de yaşayan kendi vatandaşına o kadar sahip çıksalar çok daha güzel olur hayat. Biz teşekkür ederiz. Yurt dışında olduğum için. Yurt dışında mı? Tamam ya, yurt dışındakilere de söz hakkı veriyoruz. Ya verin, sorun değil de ama pek oradan böyle... bakınca nasıl görünüyor memleket? Valla nasıl görünüyor? Sıcak görünüyor, güzel görünüyor ama şey tabii yani ekonomik olarak zaten zor. Zaten mesele o yani. Yoksa sıcak evet, memleketimiz çok güzel. Tarihi, kültürü, tabii. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri. Ama Erdoğan dedi ki bazıları gibi, bazı ülkeler gibi bizim yeraltı zenginliklerimiz yok dedi. Ama daha yakın zamana kadar şey diyordu, işte Gabar'da petrol bulduk, Karadeniz'de doğalgaz bulduk diyordu. Ya vallahi şimdi onlar uzun konular aslında, tamam hem fikiriz bazı konularda ama ben siz diyorum da şu an yani çok böyle hemen hadi bir iki kelimeyle anlatılacak şeyler peki, değil. Peki o zaman sana mesela, malum soruyu sorayım ya, gurbetçilere mesela. Söylenen tek bir şey var, biliyorsun ne olduğunu. Ya nerede yaşıyorsun? Almanya'da. Almanya'da. Mesela Hamburg'da. Diyorlar ki Almanya'da, Hamburg'da, Hamburglular Bursa'yı kıskanıyorlar mı? Yani Türkiye'yi kıskanıyorlar mı? Derler ya, bazı gurbetçiler var ya, Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor, Avrupalılar kıskanıyor diyorlar. Ya yok, onlar birkaç kişinin uydurması öyle. Kıskanma diye bir şey yok. Niye kıskan? Onlar seni niye kıskansın, sen onları niye kıskanacaksın? Yani şimdi onlar seni kıskanır, güzel bir ülken var. Coğrafya. Sen onları kıskanırsın, ekonomisi var. Yani orada hayat biraz daha farklı tabii. Yani sosyal yardım bilmem ne falan. İnsanlar daha bir başka. Yani burada mesela işsiz kaldığın zaman düşünüyorsun. Diyelim ki kirayı nasıl ödeyeceksin? Ama orada öyle değil yani. Biz de istiyoruz ki Türkiye'mizde, güzel ülkemizde tıpkı Almanya gibi, Fransa gibi ya da İskandinav ülkeleri gibi refah içerisinde, huzur içerisinde olsun istiyoruz. Şimdi böyle daha, bir şey istemek çok güzel şey ya, çok fazla. Şimdi daha geçenlerde ben bir şey izledim de şöyle şimdi şu da Japonların aslında bir lafı var. İşte Amerikalılaşmadan Amerikalılar gibi yaşayabiliriz diye. Yani kendi kültürünü kaybetmeden tabii ki üretimi artırarak ya da daha böyle doğru dürüst yöneterek, değil mi? Yani bu şimdi şekilde. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda Bursalı mısın bilmiyorum. Bursalı. Yok değilim ben. Bursa'yı gezdin mi? Gezdim, biraz dolaştım. Şimdi senin o gezdiğin bilal, şöyle bir kamerayı da çevir. Şu gezdiğin yerleri görüyor musun? Evet. Bu şehir Osmanlı'nın ilk başkenti. Evet. Buralarda Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, evliyaların ayak izleri var. Bu şehir öyle bir şehir. Şimdi, bu ülke öyle bir ülke. Tarihiyle, kültürüyle, dağıyla, deniziyle o kadar bereketli ki, ama bunu halkımıza refah olarak sunamıyorsak sence problem kimde? Ya şimdi Fransızlar, Almanlar Fransa'yı aldığında Fransızların söylediği bir şey var. Tarihimize dokunma, bize ne yapıyorsan yap diye bir sözleri var. Şimdi tabii ki kendi kültürüne sahip çıkacaksın, geçmişine sahip çıkacaksın. Ama bunun yanı sıra yönetim de çok önemli. Yani biraz daha i̇şte böyle... Yönetim dediğin çok önemli. Bu insanları biz seçiyoruz. Yani, bizi doğru yönetsinler diye oy veriyoruz. Yani, değil mi? Mesela, muhalefetinden iktidarlı. Mesela bırakalım şimdi, illa hep sürekli AK Parti'yi eleştirmek de yeterli bir şey değil. Diyelim ki bu Bursa'yı şu anda CHP kazandı, değil mi? Ne yapacaksınız? Yapılacak tek bir şey var. 5 sene içinde eğer size bir getirisi varsa bir 5 sene daha yönetsin. Evet. Ama 5 sene sonra eğer bir şey yapamıyorsa gidecek. Ama bazıları oturdu mu kalkmak istiyor. Yani bu futbol takımı değil ki, futbol takımı tutar gibi. Mesela Almanya'da Merkel gitti. Gitti yani, gitti, gider. Biri gider, öbürü gelir. Bir başkası mesela, gider, diğeri Merkel'in gelir. Merkel'in yazlık sarayları
kışlık sarayları işte bilmem 1300 odalı şeyi ya, var mıydı? Saray... Ya şimdi ya biraz yok sarayları falan yok onlar şey. Niye bizimkilerin var? Teşekkür ediyorum var mı ekibin? Ya yok ben teşekkür ederim. Aslında çok konuşacak şey var da şimdi ben biraz müsaitim. Ben sizi izliyorum ya. İzliyorsun evet, tamam. İzliyorum. Ben tamam. Genelde tamam. Hepsini izliyorum. Yani sadece sizi değil. Abonesin de bize o zaman. Mutlaka öyledir yani. Ben genelde şey yapıyorum. O zaman sokaktaki adama sen ne dersine ve kamerayı kullanan Bilal abimizin de kanalı var. Sokağın Nabzı'na abone olursun. Tamam. Ve diğer röportaj kanallarına abone olursunuz. Ezan da başladı. Ezandan sonra tamam. Röportaja devam ederiz. Tamam. Sağ olun. Valla ekonomi hiç iyi değil. Buna hep birlikte hemfikiriz zaten. Fakat biraz da biz de kendimizde harcamalarımızı kısıtlayamıyoruz. İster istemez. İhtiyaçlar çok. Var mı ki harcıyoruz? Valla şimdi... Olan da var da. Olan da var. Ha. Tabii herkes bir artık gruplaşmış yani. Alt kesim, üst kesim. İki şekli ayrıldık. Hangisi çoğunlukta? Üst kesim çoğunlukta. Hayır, üst kesim çoğunlukta derken çok mu onlarda var? Fazla mı var onlar? Abartı fazla var. Bir dakika yok. Para kapital olarak olabilir de evet. Onların nüfusu fazla mı? Değil. Hangisi? Değil. Bütün mesele o. Yani, bu kapitali şu anda fazla nemalananlar, sebeplenenler, bereketlenenler aynen. İşte çoğunlukta mı? Çoğunlukta. Bak, tekrar anlaşamadık. Fakirler mi çok, zenginler mi çok? Fakirler çok. Heh. Tamam. Çoğunlukta olan o zaman şeyler, geçinmeye çalışan, ay aynen. Sonunu geçirirken kara kara düşünenlerin sayısı fazla. Kesinlikle doğru. Neden böyle? Neden gelir dağılımı bu kadar kötü? Hırsızlık var. Hırsızlık mı? Evet. Peki bu hırsızlığı giderecek, bu adil olmayan bu düzeni düzenleyecek, düzene sokacak olan kim? Biz halkız ama, normalde biz halkız ama yanlış tercihler yapıyoruz. He. İster istemez, nasıl ister istemez? Bizim ülkemizde Allah Kur'an sözü çıktığı zaman ağızdan vatandaşımız komple oraya yöneliyor. Ha, yelkenleri suya indiriyor. Dedi. İndiriyor aynıları. Bir bismillah çıktığı zaman herkes yelkenleri indiriyor. Fakat o şekilde değil. Bizim insanlarımız hiçbir şey düşünce kapasitesi neden? Düşündürmüyorlar zaten. Herkesi borca sokmuşlar. Ekonomik kriz olmuş. İnsanlar kendi geçim derdinde. Hükümeti ve geleceği düşünemiyor hiçbir şekilde. Ben ama şunu hala anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi birilerini seçiyoruz, sandığa gidiyoruz evet. Ve oy veriyoruz. Diyoruz ki ona, bu ülkeyi refaha götür, vatandaşın refahını yükselt, doğru, adil ve liyakatli yönet diyoruz. Evet, doğru mu? Evet. Peki bunlar niye yönetmiyorlar bu şekilde? Biz onları bu yüzden seçtik. Biz onları seçtik de adam... Tamam da bunu niye suistimal ediyorlar? Tamam adam... Niye sadece kendilerini düşünüyorlar? Şimdi hırsız olan adam seni düşünür mü? O zaman indirelim abi. Yani biz mesela... Belediye başkanından tut en alt seviyeye kadar yönetimde olan herkes kendi cebini düşünüyor. Halkı düşünen var mı? Sizce var mı? Ben size sorayım. Vallahi göremiyorum ama. Ben hiç göremiyorum. O zaman ne yapmamız lazım? Şimdi ben ayda kendime göre 70-80 bin lira para kazanıyorum ve geçim sıkıntısı yaşıyorum. Sen 70-80 bin lirayla geçim sıkıntısı yaşıyorsun. Sıkıntısı yaşıyorum. Neden? Oh. Ben vatandaş olarak dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. En rahat etmesi gereken Türkiye. Fakat baştaki adamların yönetememesi bizi bu hallere sokuyor. Şimdi eskiden 70 bin lirayla 3-4 tane Doğan Şahin alırdı. Şimdi normal Doğan Şahin almak için bir asgari ücretlinin en az bir 10 yıl çalışması lazım. En dandik araba. En dandik araba. O da yolda yani gitmeye korkarsın yani. Şimdi ben bir dakika kusura bakma araya gireceğim. 70-80 bin lira aylık gelirim var. Evet. Geçinmekte zorlanıyorum evet. Diyorsun. Arkadaş 11 bin lirayla geçinmeye, 17 bin 2 lirayla geçinmeye çalışan, 8 bin lirayla geçinmeye çalışan, 10 bin lirayla ki dul maaşıyla geçinen o kadar insan sayısı var ki 2000 bey. Onları ne yapsın akıl abi? Akıl almaz abi nasıl geçinirler ben hala bilmiyorum yani. Ben hala bir borç işte onu diyorum ya. Borç. İnsanlar bir şey düşünemiyor ki zaten. Şimdi ben iki tane çocuğum var. Biri üniversite okuyor. Biri işte ilkokul okuyor. Dörde gidiyor. Şimdi üniversite okuyan çocuğuma ben her halükarda üniversite masrafını karşılamak zorundayım. Ki Bursa'da okulduğu halde aylık gideri 30 bin lira. Aynen olmak zaten zorunda. Zaten 70'in 30'u gitti diyorsun. 70'in 30'u gitti. Mi? Değil kira. Ha, kira ne kadar veriyor? Bir de kira veriyoruz 15 bin lira. Oraya ne attı? 30-45. 45 etti. Geriye ne kaldı? 35 mi kaldı? 35 kaldı. 35 kaldı. 35 tane de işte... Elektrik, su, doğalgaz, internet, cep telefonumuz, kendi masrafımız falan derken 70 bin lira para ancak yetiyor. Yani 20 bin lira yakalıyor, 10 bin lira yakalıyor. O da kalmıyor. Kıyafetlerimiz var. Bizim hiçbir sosyal aktivitemiz olmayacak. Olmasın abi. Olmasın abi. Şükret, nankör olma. Aynen kesinlikle katılıyorum. Katılıyorum. Ama az önce arada söyledim sen çok hızlı girdin. Dedim ki bu insanları biz seçtik. Evet. Bunları indirmesi gereken kim? Bizleriz. Niye indirmiyoruz? İşte diyorum ya bir güzel kelimeler çıktığı zaman İslamiyet'i kullanarak
her şey yelkenler söylüyor. Yani dinle kandırıyorlar, ezanla, bayrakla kandırıyorlar. Kesinlikle. Diyorsun. Ya çocuğu kandırırsın ya, bunlar çocuk değil ki ya. Kandırsın işte, kanıyor halkımız, yapacak bir şey yok yani. Sen kanmıyorsun. Ben kanmam. Bir şey söylüyor. Şimdi 70-80 bin lira geliriniz var ya. Bu 70-80 bin liralık gelir kaç seneden beri var sizde abi? Bir şey soracağım. Abi şöyle diyeyim ben size. Eskiden aldığım benim mesela bu... 4 yıl önce 70-80 bin liralık gelirinizle arttırıp küçük altında şudur. Bu kadar yüksek. Abi ben 4 yıl önce bu paraları kazansam ben uçak alırdım. Yani o parayı muhtemelen şimdiki koşullara göre alıyor. Yani. Aynen. Ne iş yapıyorsun Eyüp? İnşaatçıyım ben. İnşaatçısın. Aha. Yani... İnşaatçı derken inşaat firman mı var? Hayır, yoksa ben ben kendim iş alıp elemanlarım var. Ben o şekilde bu parayı kazanıyorum. Normalde bizim yövmelerde 1300-1500 arası vurduğunda 35 bin lira 40 bin lira yapar. Geçime şansı hiçbir şekilde yok yani. Sizin sektörde Suriyelileri çalıştırıyorlar mı? Ben hiç çalıştırmadım bugüne kadar. Çalıştırmam da. Çalıştırıyor. Din kardeşimiz ya. Abi bak şimdi din farklı fakat... Öyle diyorlar ya. Değil abi, değil. Şimdi namkör insanlar. Kesinlikle nankör insanlar. Nankör. Evet, nankör insanlar. Nankör. Kesinlikle. Çünkü neden? Çalıştığın arkadaşlarımız görüyorum şimdi hep Türkiye'miz göç alıyor ya. Her göç alan insanlar ne yapıyor? Bizden üst seviyeye gidiyor. Biz Türk halkı olarak, vatandaş olarak alt seviyelere düşüyoruz. Onun için ben milliyetçi bir insanım. Ben kendi insanımdan başkasına ne yar olurum, ne yar ederim yani. Bu şekilde yürüyoruz. Zaten 13 yıl bir misafirlik olmaz ya. Yani. Aynen öyle. Mazlum, tamam, mazlumların... Çoluk, eyvallah. O yönden hemfikiriz. Başımızın üstünde, aynen. Yaşların başımızın üstünde yeri var da yani 13 yıl bir arkadaş. Şimdi biz ya. Şimdi bir savaş olsa bir şimdi savaş olsa varsa 10 tane ülke vuruyor. Ben kaçmam ülkemden ya bile. Dün buraya ekliyorum tekrar. Vatandaşın biri denk geldi, dedi ki Suriyeliler olmazsa Türk milleti tacı alır. Vallahi mı? Komik bir şey. Komik bir şey. Ne diyorsun? Ne diyorsun anlamadım. Aç kaldık abi, aç. İşte Suriyeliler yüzünden. Suriyeli değil. Öyle mi? Değil. Bu enflasyona bir bak. Enflasyondan. Ya bir bak bir markete gidiyorsun. Bugünlerde Migros'ta indirim var mesela. Bak Migros'ta indirim var. Diğer marketlerde ne yok? Olur, onlar orada da olur ya. Abi neden olmuyor? Seninle daha önce konuştuk galiba. Evet. Yine yaptık burada değil mi? Evet. Ama şu anda kafa güzel galiba senin. Hayır. Değil değil mi? Hayır. Yani sıcak mı çarptı? Hayır. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bugün gündemde ekonomi. İran Cumhurbaşkanı ölmüş. Ha, ölmüş. Değil mi? Ne diyelim bilmiyorum. Allah taksiratlarını affetsin. Yani. Ama bunu yapanlar kim? Hala bulunmuyorsa ne diyeyim? Yarın bir gün bizim ülkemizde de olduğu bana zaman. Bana ne İran'dan, bize ne abicim, biz kendi çorbamıza bakalım. Ama yarın bir gün bizim ülkede olmasın, de olacak. Olmasın, güçlü olacaksın, olmasın. Ama nasıl güçlü hani olacaksın? Belki de kaza oldu, ne biliyorum. Belki birilerinin... Kaza değil ya, adamlar açıklıyor mu? Bir dakika, belki birilerinin ahı tuttu, ne biliyorum. Tuttuysa onların bileceği. Ama bizim ülkeye zarar olmasın. Bak bizim ülkeye zarar olmasın da tamam, ne olmaz. Şey yaparlarsa teşekkür yapsınlar. Teşekkür ederim, sağ olasın. Dikkat et kendine. Abicim alışveriş yapmışsın ya. Ne kadar tuttun bunlar? Sorma diyorsun. Nasıl, ekonomi nasıl? Şükürler olsun. İyi. Pahalılık var diyorlar. Kim diyor onu? Yok mu? Yok. Vallahi mi? Nerede pahalılık var ya? 10 bin lira alıp geçiniyoruz. Allah bereket etsin. Harbi 10 bin lira mı alıyorsun? Evet. Nasıl geçiniyorsun abi? Başka yan geliri yok. Yok. Bunları almışsın abi, ne kadar tuttu Allah aşkına? 300 lira. 300 lira tuttu. Evet. Şimdi ne zaman yatacak? Bugün yarın yatacak maaşın. Maaşı yattı, aldık maaşı. Ha, maaşı aldım da gittim. Peki abi, bir de bir yardım ya. Maaşını almış abicim, Allah kolaylık versin abicim. Bir yanda 60-70 bin lira aylıkla geçinemediğini, geçinmekte zorluk yaşadığını söyleyen bir vatandaş. Bir de 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışanlar. Çok çok zor, çok ilginç bir ülkede yaşıyoruz. Neden? Emekli bir insanız. Teyze de geliyor. Niye geçirelim? Emekli bir insan, emekliyoruz işte. Emekliyoruz diyorsun. Emekliyoruz tabii. Abi, 10 lira maaşla kira varsa eğer yandık ya. Allah'a yandık. Allah'tan sen Allah. Sen emeklisin. Emekliyim. Yenge? Değil. Yok. Yani tek senin maaşın mı var? Evet. Başka geliriniz yok. Yok. Ev kendinizin mi? Kendimiz. Ha, kira olsaydı? Yandık ama akrabaların çoğu sürünüyor ya. Yazık Allah o. Vallahi billahi abi, yemin ediyorum. Hani bize zam? Verdi 2,5 lira, 2 lira zam. Bayram parası bile arttırmıyor. 3 lirayı ne yapayım ben? Kurban. Sadaka, sadaka. Kurban alamıyoruz. 18 lira. Nerede kurban keseceğiz? Hangi... Hakikaten ya, kurban geliyor ya. Alabilecek misiniz ya? Abi, alacağız. Hangi televizyon? YouTube'da, sokaktaki adam. Nasıl, tamam, Allah razı olsun. Ne? Nasıl alacağız kurbanı? Nasıl? Et alamıyoruz ki normalde. Normal et alamıyoruz diyor. Ha. Alamıyoruz tabii. Kiradayım.
hiç para... Ne kadar gelirim var teyzeciğim, ailen aylık ne kadar babamın geliyor? Emekli maaşından... Ne kadar geliyor? Aldığım gibi kirayı ayda... Kaç para geliyor babadan? 10 bin lira. 10 bin lira. 10 bin bu da lira oldu gibi bitti. Peki enişteden bir şey gelmiyor mu? Sağ mı enişte? Sağ. Sağ. Ondan bir onu şey gelmiyor. Onu da def ettim. İçiyordu da. Dur enişteyi niye def ettin ya? Faydası... İçiyordu. Ha. O zaman yani hak etmiş. Faydası yok. Hangi çocuklardan? Bir tane çocuk var, o işte yetmediği yere o yetiştireceğim diye uğraşıyor. O da ne yapsın ki kız çocuğu? Sokaktaki adam YouTube ablacığım. YouTube'da, internette. O da kız çocuğu, ne yapsın ki? Yani katkısı oluyor mu sana? He işte. Ay çok iyi, çok beğeniyor. Her şey düzgün ama... Bir dakika, her şey düzgün değil demek ki. Ya düzgün de maaşlar düzgün değil. O zaman demek ki her şey düzgün değil. Her şey düzgün değil o zaman, değil mi? Maaş yetmedi mi? Ne her şey bol. Peki oy verdiniz mi bunlara daha önce diye sorsam? Daha önce. Abi bir şeyler soruyor bak. Abi insanlar pırasa keser gibi hanımını kesiyor ya. Bu kadar da olur mu ya? Bu ne ya? Böyle ama bir şey yoktu eskiden ya. Onlara bakmıyorlar, tabancalara. Hiç yok abi. Silah alıyorlar, insanlara vuruyorlar. Ama kafayı takmışlar sigaraya. Ne yapayım ben? İçmeden nasıl duracağım ben? Kafayı yiyeceğim onu içmeyince ama. Sigara da içiyorlar. Sadece boş içmiyorlar. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Bize teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Gençler vaz mı geçtiniz? Konuşmayacaksınız mı? Yok abi. Peki teşekkür ederim. Ne? Şimdi diyeceğim. Yok abi. Sokaktaki adam. Onların ekmek gölden, su gölden. Ana baba bir şey diyor ta. Onların şimdi ta... Bilemezsin. Onların da kendine göre bir derdi vardır. Ya bu gençlerin hepsi yurt dışına kaçmak istiyor, gitmek istiyor ablacığım. Ha o doğru. O doğru. Niye ama? Niye? Bu çocukların burada yaşaması lazım. Burada bu ülkeye faydası olması lazım değil mi? Öyle de hani göstersene başımızdaki adama. Onu göstersene. Anlamıyor mu? Bak orada bak bakıyor. Bak görüyor musun? Öküz. Öküzün önde giden. Öküz de sen dur. Ablacığım saygısızlık etmeyelim. Halk seçti sonuçta. Seçti halk seçti. Beni hiç vermedim, vermem de. Vermem de. Vermedim. Sonuçta ülkemizin cumhurbaşkanı. Sevse kesermesin. Teşekkür ederim. Sorayım mı? Sorayım mı abicim sana? Teşekkür ederim. Abla fena sinirlenmiş. Sizi takdir ediyoruz. Programlarınızı takip ediyoruz her gün. Çok olumlu görevler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. İşte bunlar bize umut veriyor. Bize cesaret veriyor. Videolarımız izlenmese bile böyle güzel sözler. Biz de sizi izlemekle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. O zaman sana sorayım, gidişatı nasıl görüyorsun? Ya gidişatı inşallah biz kızarttık ülkeyi. İnşallah daha da güzel olacak. Ne yaptın? Yavaş yavaş. Anladım. Bir şey söyledin arada. Ya, kızarttık mı? Yani CHP olarak bir şey yaptı. Yönetimdeyim ben. İl yönetimindeyim. Ha CHP'desin sen. İl yönetimindeyim. O açıdan peki, belki bir şey anladım, şeylik anladım olabilir sen de. CHP'lisin. Çünkü evet, CHP belediyeleri kazandı. Kazandığımız peki için biraz daha bir rüzgar, şu bayramı göremiyorduk. Şu bayrakları göremiyorduk. Daha mutlu olduk. Şimdi şu güzelliğe bakın. Bayır aşağı baktığınız zaman çok güzel bir ortam oldu. Anladım. 25 senedir bayramları kutlayamıyorduk. Şimdi hoş bir ortam oldu. Şimdi bu rüzgarla CHP bu rüzgarla genel inşallah seçim, genel seçimlerden de olabilir mi? İnşallah olumlu yönde gidiyoruz. İnşallah ama bunlar seçim. Çok eleştiri var. Eleştiriler olacak. Ya bizim içimizde de. Biz onları ortaya çıkaran yine biziz. Yönetim olarak biz medyaya verdik bunları. Yani bu biz hiç eleştiri yummuyoruz. Biz yönetim olarak biz buna karşıyız. Yani. Bakın duyuyorsunuz değil mi? Tabii, aradaki fark bu. AK Partililer işte biliyorsunuz sosyal medyada görüyorsunuzdur. İşte İmamoğlu'nu niye işte Roma'ya gitmiş diye falan eleştiriyor diye gazetecileri götürmüş. 40 küsur gazeteci araya gireceğim. İşte aynı zamanda akrabalarını atayanları falan mesela Sayın Erdoğan da geçen dedi. Tabii. Sanki damadını bütün bakan yapan başkası. 7 sülalesini yapan başkasıymış gibi. Biz, yani siz diyorsunuz ki biz karşıyız, eleştiriyoruz. Aynen. Evet eleştiriyoruz. Öz eleştiri yapıyoruz. Onlar kendi insanını yapılanları biz doğru bulmuyoruz. Bizim partiden de olsa doğru bulmuyoruz. Yani biz buna karşıyız. Biz eleştiriyoruz, onlar kendi insanını alkışlıyorlar evet, hata yapsa. Alkışlıyorlar. Onlar yani yaptılar ama çaldılar ama yol yaptılar. Şu yaptılar bu yaptılar gibi şeylerle biliyorsun. Konfile ediyorlar bu hatalarını. Ben teşekkür ederim. İyi görevler. Sağ ol. Başarılar. Gidişatın çok iyi olmadığını düşünüyorum ben de. Ekonomik olarak da demografik yani nüfus açısından da iyi olmadığını, şehirleşme açısından da iyi olmadığını çok problem var diyorsunuz. Evet. Bu kalan son 4 yıllık süre içerisinde Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak bunların üstesinden gelebilir mi? Vallahi şimdiye kadar yapılanları göz önünde bulundursak çok gelebileceğini düşünmüyorum. Anladım. Rica ederim. İyi günler. Sorayım mı abicim sana? Gidişatı soruyorum. Nasıl gidişat ekonomi? Abi gidişat berbat. Berbat. Gerçekten berbat. Niye peki berbat ya? Kime sorsak?
Yani çoğunluğu öyle diyor. Senin abi şu an bir ekmeğe muhtaç olan insanlar var ya. Gerçekten ya. Bir ekmeğe muhtaç olan insanlar var ya. Bir ekmeğe. Evet aynen. Çöpten toplayan mı dersin? Çoğunluk hırsız... da mı? Bunlar aynı... yoksa azınlık mı? Abi bu son iki senede çok arttı. Herkes zıbanadan çıktı ya. Gerçekten yani ben böyle bir şey görmedim ya. Türkiye görmedim ya. 55. 55 yaşındasın. Evet. Bunca yıldır böyle bir şey görmedin. Görmedim abi, görmedim. Aynı yemin ediyorum. Aynı jenerasyonuz seninle. Ya abi marketlere giremiyoruz ya. Marketlere giremiyoruz ya. Bu nedir ya? Her gün etiket şey değişiyor. Kapıda bekle, kapıdan bak. Abi etiket değişiyor. Her gün etiket şey yok böyle bir şey ya. Gerçekten yok daha. Emekli değilsin. Nasıl geçiniyorsun? Vallahi zor böyle geçiniyoruz abi. Çalışıyorum aynen. Çalışıyorum. İş kazası geçirdim ben zaten. İş kazası geçirdim. İşte ayın 28'inde heyete gideceğim. Mahalleden emekli olacağım. Ne yaptın? Abi kolun gitti. Kol gitti aynen. Engelliyim aynen. Engelliyim. Makinede mi kaybettin? Aynen makinede. Yeni mi oldu? Yeni daha 3 ay oldu. 3 ay önce kesin. Aynen aynen. Gerçekten. İşte mahalleden emekli olacağım. İşte yani demem şu yani çok zor abi. Geçim zor. Geçim çok zor. Yani ben tek başınayım. Vallahi yemin ediyorum yani bu cebim çocuklar evlendi gitti benim. Evlendi gitti. Yani. Aynen. Yani yenge de bıraktı gitti. Ha yenge. hayır. Çok önceden yani bayağı oldu. Ama sen bayağı badire atlatmışsın ya. Abi ben yenge bırakmış, kol gitti. Çocuk kol gitti aklı yani. Aklın yerinde mi? Aynen. Aklım yerinde Allah aşkına. O zaman sana özel bir soru sorayım. Bunlara buyurun. Oy verdin mi AK Parti'ye daha önce? Abi ben 20 senedir AK Parti'ye veriyorum ya. Veriyordum. Vallahi veriyordum. Şimdi? Yani şimdi abi beni ipe götürseler vermem. Vallahi ama. Gerçekten vermem. İpe götürseler. İpe götürseler vermem abi. O kadar diyorum. O kadar diyorum. Son yani seçimde belediye seçimlerinde kim var? Getirdi Afganları Suriyeliler abi. Bu ne ya? Yabancılık ya. Ha şimdi bakıyorum da Türk yani Suriyeliler Türk deden şey ya çoğunlukla yani. Yani sürekli artıyor bir de. Artıyorlar bir de abi bir de her şeyleri bedava. Yok her şeyleri bedava değil. Yani vergisini veren de var ama onlara bir takım imtiyazlar tanınıyor. Bu da bir gerçek. Yani bilmiyoruz yani bizi şimdi biz ben bildiğimi konuşuyorum. Duydum. Anladım abi. Duydum yani, konuşuyorum. Yani diyorsun ki senle bitiriyorum röportaj. Diyorsun buyur. Ki ipe götürseler bir daha AK Parti. Vermem abi. Abi. Gerçekten öyle. Böyle ipe götürseler vermem abi AK Parti'ye. Abi şey soracağım. Buyur abi. Yani şu olayına üzüldüm çok. Şimdi bu yaşa kadar hep iki elinle yaşamış bir adamsın. Sağ elini de engelli olmuş. Nasıl yapıyorsun abi? Zor olmuyor mu? Abi zor oluyor. Şu anda çalışıyor musun? Şu anda hayır çalışmıyorum. Şu an raporluyum. Annem babam yanındalar. Ha, onlarla birlikteyim. Onlarla birlikteyim. Aha. Yani abi Türkiye'nin çivisi çıktı ya. Zıbanı millet artık yani bakıyorum öyle yüzü. Kimse kimsenin saygısı kalmadı. Abi saygı yok, sevgi yok, büyük belli değil, küçük ne belli değil. Ya niye bu hale? Abi bilmiyorum yani Allah sonumuzu iyi de ya. Niye abi işte yani bak, dediğim ben gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim buyur. Arkadaşlar ben 59 yaşındayım. Evet. Arkadaşım 55 yaşında. Benden 4 yaş küçük. Küçük ve benden daha yaşlı. Gibi. Aynen. Kusura bakma yanlış anlama lütfen. Eyvallah. Çökmüşsün. Abi, hayat şartları gerçekten yani insanı şey diyor ya. Gerçekten. Ne işte yapıyordun da kolun gitti? Ben Atılım Tekstil diye bir firma. Tekstil de neye? Makineye mi kaptırdın? Makineye kaptırdım. Aldın mı tazminat yani, falan? Tazminat işte 3 trilyon para. 3 milyon lira. 3 milyon lira para aldım. Aldın. Aldım. 3 milyon lira o zaman iyi ya. Aldım. Yani, aldım. Kolunu yerine getirmez ama. Kol gitti ama keşke böyle olmayaydı. Ha. O parayı da istemiyordum abi. İstemiyordum. O para... Kardeşim tamam Allah kolaylık versin. Eyvallah kardeşim. Bitiriyorum röportajı arkadaşlar. Ha. Aslında sorulacak çok şey var. Örnek. Gerçekten abi gerçekten çok sor. Yani Allah sonumuzu iyi de. Amin amin. Röportajı bitiriyorum. Bundan sonra abi, videolar... Abi bir de şu var. Ha, söyle. Abi çaldılar abi. Türkiye'yi var ya. Türkiye'yi bitirdiler ya. Gelen çaldı giden çaldı ya. O koltuğa oturan abi cebini dolduruyor ya. Anladım. Gerçekten. Tamam. Eyvallah anladım arkadaşım abi. Ama sen uyanmışsın geç de olsa. Abi uyandık ama. Son seçimlerde vermedin. Vallahi verdim. Son seçimlerde mi verdin? Belediye vallahi verdim. Billahi verdim. Vallahi keşke vermeyeydim ama neyse ya. Tamam neyse Allah, Allah yardımcı olsun. Bu hangi kanal? Sokaktaki Adam YouTube'da. Sokaktaki Adam YouTube. Şöyle izlesinler, abone olsunlar, paylaşsınlar. Şöyle. Aynen. Sokaktaki Adam kanalına abone olun. Sokaktaki adam kanalına abone olun. Abone olun. Videoları beğensinler, paylaşsınlar. Videoları evet. Tamam dur yanımda. Eyvallah. Yanımda dur. Arkadaşlar duydunuz. Vatandaşı duydunuz. Evet. Geç de olsa kendine gelmiş. Darısı artık diğerlerinin başına. Artık vatandaş da kime güveneceğini şaşırdı. Aynen gerçekten öyle. Muhalefetin durumu ortada. Muhalefette ciddi bir güvensizlik aşılıyor.
neler oluyor görüyorsunuz. Vatandaşa sorulacak çok şey vardı abi, ama gidişatı sordum. Bak ne yazıyor bak. Diyanet Bilal, yazıyor. Bilal kapanışı yapacağım. Kapanışı yaptırmadın ya. Diyanet yazıyor. Evet. Bilal yine girdi oradan. Videoyu bitiriyorum. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Dikkat edin kendinize. İnşallah. Bakın her yayında söylediğim bir şeyi bir kez daha anımsatıyorum. İnsan olabilmek çok önemli ama insan olabilmenin tek bir kuralı var. Vicdanlı olabilmek. Aynen, vicdanınızı kaybetmeyin. Aynen, görüşmek üzere. Aynen, eyvallah. Aynen.